Kaan'ı sordunuz. Kaan eğer bir aksilik olmazsa, hava şartları da tabii önemli. Bu ay içinde inşallah uçmuş olacak. Size onu söyleyebilirim. Kaan nedir diye soruyorsanız, Sayın Kotil onu söylemiş, bir kez daha söyleyeyim. F-35'ten bir üstte, F-22'den bir aşağıda olan dünyanın en gelişmiş savaş uçaklarından bir tanesi olacak. Gerçekten de çok müthiş bir uçak yapmışlar. İçine binmek, onu kullanmak nasip etti. Kullanmak diyorum yani, kokpitine oturmak nasip etti bana. Müthiş bir uçak yapmışlar. Onu da hep beraber inşallah göreceğiz diye de şey yapıyorum. Siz dünyada eşitlik, adaletten bahsettiniz, Müslümanlara dediniz. Çok doğru söylüyorsunuz. Çok doğru söylüyorsunuz ama bunu kırmanın bir tek yöntemi var. Bunu kırmanın tek bir yöntemi var. Siz önce güçlü olacaksınız. Ne yapabiliriz? Yapılacağınız önemli şeylerden bir tanesi, siz çok güçlü olacaksınız. Yani birisine dur diyebilecek kadar güçlü olmanız lazım. Bana şöyle söyleyebilir misiniz? Şu anda İsrail'e dur diyecek kim var? Efendim? Bir sürü ülke var. Ben size söyleyeyim, bir sürü ülke İsrail'e dur diyebilir yani. Efendim? Ya Amerika da der, Çin de der, Rusya da der. Fransa da der, İngiltere de, herkes dur diyebilir. Mesele dur demek değil. Önemli olan onun durmasını sağlayabilmek. Bize diyoruz dur diyoruz yani. Bize dur diyoruz. Durmasını sağlayacak kadar dur diyebiliyor musunuz? Yani önemli olan oraya gelebilmek, onu yapabilmek. Türkiye Cumhuriyeti devleti çok uzun zamandan beri bir şey yapıyor arkadaşlar, bakın. 90'lı yıllar hepimiz için çok büyük derslerle tabidir. Bunlardan bir tanesi Bosna Hersek Savaşı'dır. Bosna Hersek dramını biz hepimiz yaşadık. O dönemde yaklaşık 4,5 yıl bir şehrin nasıl bombalandığını hatırlıyorsunuz değil mi? Bugün Gazze'yi konuşuyoruz. Gazze'nin bir versiyonu, şimdi gençler hatırlamazlar. Eğer elinizde varsa muhakkak çocuklara bir seyrettirin. Bir Bosna belgeseli açın, seyrettirin. Saraybosna'nın nasıl 4,5 yıl boyunca şu andaki yaşanan, Gazze'deki yaşanan gibi her gün keskin nişancılar nasıl öldürüldüklerini, 4,5 yıl boyunca Müslümanların bir şehirde nasıl mezalime uğradıklarını bir anlatın. Nasıl toplama kamplarında öldürüldüklerini Birleşmiş Milletler tarafından. O zaman da Türkiye bu işe müdahil oldu ve bu işi çözdü. 90'lı yıllar ne vardır? Karabağ Savaşı'dır. Karabağ'ın işgalidir. Sonra ne yaptık? Bu işe müdahil olduk. Ne yaptık? Bu iş de çözüldü. Sonra yakın dönemde bir Libya vardır. Müdahil olunan ve çözülen. Sonra bir Katar var. Herkesin teslim olun, bu işi bırakın dedikleri yerde Türkiye'nin gidip kardeşim dokunamazsın deyip müdahil olduğu bir nokta vardır. Türkiye şimdi bir yere doğru gitti. Eskiden oyun bozan ülke konumundan şu anda bölgesel oyun kuran bir döneme doğru geldik. En büyüklerinden bir tanesi, bence önemli şeylerden bir tanesi Türk Birliği. Kızıl Elma'ya o yüzden ben çok değer veriyorum. Türk Birliği önümüzdeki dönemde hepimizi etkileyecek en iyi projelerden bir tanesi. Ama bunun için bizim güçlü olmamız gerekiyordu. Bir abiye ihtiyaçları vardı. Abilik yapılacak olan güçlü bir ülkeye işte ihtiyaç vardı. Karabağ'ın müdahale edilmesi Türkiye'nin o gücünü ispatladı Kafkaslar'da. Ve şimdi eskiden isteksiz olan Türk Cumhuriyetleri şu anda çok daha istekli ve arzulu geliyorlar. Hatta sorunu beraber çözüyorlar. Kendi aralarındaki sınır çözümlerinde bile Türkiye ile beraber sorunu çözme noktasına geldiler. Ve iyi bir ekiple beraber de çalışıyorlar. Yani ben bugünkü ekibin de çok başarılı olduğunu inanıyorum. Yani İbrahim Kalın şeye geldi, MİT Başkanlığı'na geldi. MİT Başkanı Hakan Fidan Dışişleri Bakanlığı'na geldi. Genelkurmay Başkanı Savunma Bakanlığı'na geldi. İstanbul Valisi İçişleri Bakanlığı'na geldi. Uzun zamandan beri beraber çalışan ekip şu anda hem güvenlik, hem istihbarat, hem de dış politikada beraber çalışmaya, beraber çalışan bir ekip oluşturdular. Bence bu dönem Türkiye'nin o gücü oluşturabileceği bir noktaya doğru gidiyor. Bunu yalnızca ben söylemiyorum, onu söyleyeyim.
Kimseyi gaza getirmeyi sevme. İsterseniz Fransız yazılarını okuyun, isterseniz Almanları okuyun ki bunların hiçbiri bizimle ilgili olumlu bir şey yazmazlar. Hiçbiri olumlu bir şey yazmazlar. Türkiye'nin yükselişinin neden durdurulması gerektiğini yazıyorlar. Eğer biz kötüye gidiyorsak niye panikliyorlar ki? Yani paniklemesine falan gerek var mı sizce? Yani biz zaten kötüye gidiyorsak, dibe doğru çakılıyorsak bizim aklımıza niye şey yazsınlar ki? Durdurulması gerekiyor. Sizi her zaman size savaş ilan etmek zorunda değil ülkeler. Size her zaman savaş ilan etmezler. Sizi öyle bir yerden durdururlar ki sizi savaşmış hale sokarlar. Size öyle bir handikap atarlar ki siz onu başaramazsınız, onu aşamazsınız. Çünkü oradaki borç batağı sizi başka bir yere doğru getirir. İşte buradaki verilen mücadelenin bir başlangıcı var. Bu başlangıç nerede başlıyor biliyor musunuz? İşte buraya gelebilmeniz için bunu ilk başlangıca koydum. Buraya gelebilmeniz için iki tane şey yapmanız gerekiyordu. Birincisi savunma sanayine çok iyi olmanız gerekiyor. Niye? Benim gençliğim şöyle geçti. Günaydın'a da geleceğim. Silahlı kuvvetlere girdim. Bize silah dağıttılar. Demin üstadla konuşuyoruz. Derince nereden geldi ya? Baş iskele. Baş iskele bölgesi dedi çok Karadeniz'de değil mi? Çok Karadeniz yaşıyor. Dediler ki tabancanızı vereceğiz. Ne vereceksiniz tabanca olarak? O zamanın arkası olarak çek vizör zor alım tabanca. Devlet 80'li yıllarda bir tane gemide 70 bin tane tabanca yakalamış. Onlardan bize 765 tabanca verdiler. Belimizde yabancı bir tabanca. Ben Türk subayıyım. 88'e mezun oldum. Belimde devletin vereceği yerli bir tabanca beklerken bana yabancı bir silah verdi. O da bu çalışıyor mu arkadaşlar? Yoksa devamlı gidiyor sesi. Efendim? Ha böyle mi? Gitmemem mi lazım? Ha onu söylerseniz çok iyi olur. Tamam iyi oldu. Ben mesela şok geçirdim bunu. Ki benim gençliğim şöyle geçmişti yine. Ya bizde Karadeniz'de öyle ustalar var ki tabancanın kralını yapar diye geçti. Peki Türkiye'de tabancayla ilk izin verildiği yani Türkiye'deki bizim bildiğimiz tabanca şirketlerine izin verildiği tarih ne zaman biliyor musunuz arkadaşlar? İlk tabanca üretildiği tarih. 90'ların ortası. Türkiye'de yerli tabanca lisansıyla yerli lisans verilen şirketlerimize 90'lı yılların ortasında lisans hakkı verildi. Efendim? Kırıkkale çok eski. Kırıkkale çok eski bir tabanca. Efendim? Tabanca yapıldı. Kırıkkale tabancasını vermediler işte ben onu söylüyorum. Kırıkkale tabancası 765 bir tabanca. Ben size daha fazlasını söyleyeyim. Şakir Zümre'nin pardon Nuri Killigil'in yaptığı tabanca o dönemin en iyi tabancadan bir tanesi 1940 yıllardan bahsediyorum. Söylemeye çalıştığım şey şu. Bu ülkenin belli şeyler aşabilmesi için biz hikayenin hep ortasından konuşmadığımız için oraya doğru geliyoruz.